Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün Adıyaman'a geldim. Adıyaman'dan size son durumları aktarmaya çalışacağım. Adıyaman şehir içi biraz değil bayağı bir gitmiş. Şimdi burası o meşhur saatin olduğu caddeye giden yol. Gidiyorsan götüreyim abi. Gelecek. Tamam, eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi Adıyaman'dan son durumları anlatmaya çalışacağım. Biraz önce bir vatandaşı aldım. O bana Adıyaman'da da çok ciddi can kayıplarının olduğunu söyledi. Şimdi bu yol daha önce depremden önce yıkılan ve yeniden yapımı devam eden devlet hastanesinin olduğu yol. O yoldan çarşıya doğru gidiyoruz. Şimdi birazdan size o devlet hastanesini göstereceğim. Benim Gölbaşı istikametinden Adıyaman'a girişte gördüğüm cadde üzerindeki binaların çoğu yıkılmıştı. Hastane solda. Şu cami minaresi bayağı bir ilginç bir görüntü gördüm. Hemen onu çekmek istedim. Bugün emanet bir araba buldum. O yüzden Adıyaman'a geldim. Gelmişken de size Adıyaman işini göstereyim dedim. Evet, gördüğünüz gibi caminin minaresi caminin kubbesinin üzerine yıkılmış. Geri döneyim. Güzergahı bozmadan. Hastanesinin oradan ana yol üzerinde saat vardı. Meşhur fotoğraflarda da geçiyordu. 4:17'yi geçe durmuş bir saat. Şimdi o saatin oraya doğru gidiyorum. Buralardaki iş yerleri hep yıkılmış. Binalar, dükkanlar hep yıkılmış. Eski devlet hastanesinin oradan ana caddeye doğru şimdi ilerliyoruz. Ana caddede karşımıza Adıyaman'ın simgelerinden bir tanesi Saat Kulesi gelecek. Sağlı sollu binalarda yıkımlar var. Bir taraftan da iş makineleri çalışıyor tabii. Çalışacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çekimden dolayı mecbur hızlı gitmek zorundayım.
17 geçeye artık ayarlanmış mı desem, sabit kalmış mı desem, Adıyaman'da Saat Kulesi'nin oradayız. Şimdi buradan size çarşıyı göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Sağlı sollu binaları göstereceğim. Şu an Adıyaman'da ana cadde üzerindeyiz. Geçmeye çalışayım. Sağdaki binalar yıkılmış meydanda. Sağda binalar vardı. Sağ taraftaki yolu kapatmışlar. Sağ tarafta belediyeye giden yol kapalı durumda. Burası Adıyaman meydandan üniversite hastanesine doğru giden yol. Bu ana yol boyunca binaların son durumuna bir bakalım. Sağ tarafta eski otogarın olduğu yere konteyner çadırlar kurulmuş. Şimdi sağ tarafı göstereyim. Dönüşte de dönüşün sağ tarafını göstereyim sizlere. Sağ tarafta yine ciddi bir yıkım olmuş. İş makinesi çalışıyor üzerinde.
biraz önce yolda aldığım bir vatandaşın söylediği, Adıyaman'da açıklanan resmi rakamlara göre 6-7 bin civarı can kaybı varmış ama tabi vatandaş daha fazla olduğunu düşünüyor. Karşıda Ciğerci Karadayı diye bir yer var. Önünde yaklaşık 100 metreye yakın bir kuyruk var. İnsanlar sıraya girmiş. Sağ tarafta, yanlış hatırlamıyorsam, Adıyaman Üniversitesi'nin Kadın Doğum Hastanesi'ydi. Hastane var. Hastanesinin orada yol çalışması vardı. O yüzden buradan döneceğim. Tekrardan şehir meydanına doğru gidip bu sefer de bu istikamette yolun sağını göstermeye çalışacağım. İstikametinden Adıyaman şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Bakalım son durumlar ne? Ana yol üzeri yıkılan binalar hangileri? Hep birlikte bir görelim. Karadayı önündeki insanların sırasını şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık 100 metreye yakın kuyruk var. Muhtemelen yemek kuyruğu. Sağdaki beyaz binada hasar görülüyor.
sağ tarafta yıkımlar olmuş. İş makineleri çalışıyor şu an. Gelmeden hemen sağ taraftaki binalarda hep yıkılmış. Sağ taraftaki binalar da ciddi zarar görmüş durumda. Şu an meydanda Adıyaman'ın simgelerinden olan kartal simgeli saatin yanından geçiyoruz. Yine meydanın sağ tarafında bulunan binalar da tamamen yıkılmış durumda. Sol tarafta benim bildiğim Türk Telekom binası vardı. O bina da tamamen yıkılmış durumda. Şu an enkazını temizliyorlar. Evet, şu sağdaki binalar yan yatmış, çökmüş. Sürekli şehir dışına doğru moloz taşıyorlar. Enkazları taşıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi bir tane kamyon. Bunun gibi maalesef yüzlerce, binlerce var şehrin içinde. Evet, sol tarafta valilik binası var. Orayı sizlere göstereyim. Ciddi sıralar var. Özellikle hasar tespit çadırlarında, yardım başvuru çadırlarında vesaire çok ciddi sıralar oluşmuş durumda. Evet, sağ tarafta yine yıkılmış binalar var.
kamyon enkazdan alınmış. Enkazları götürüyor. Bayağı binalar yıkılmış.